Oy vermek sistemi ayakta tutmak demektir diyorlar. En saçma iddiada bu olsa gerek. Çünkü oy vermeyince sistem çökmüyor. Bütün Müslümanlar anlaşıp oy vermekten uzak dursun. Sistem çökecek mi? Sistemi daha çok güçlendirenler başa gelecek ve seni yönetecek. Hindistan'da Müslümanlar niye zulüm görüyor? Pakistan'ı böldüler. Müslümanlar Hindistan'da azınlığa düştü. Mecliste, yönetimde hiç sözleri yok. Gelen müşrik, kafir yönetim Müslümanların tepesine çöktü. Bir ara sokaklarda nasıl Müslüman avladıklarını hepimiz gördük. Oy verince sistemi, devleti desteklemiş oluyorsun diyen var. Böyle düşünenlerin çıkmazı şu. Eğer oy vermek sistemi desteklemek ise her attığın adımda sen devleti destekliyorsun. Elindeki telefon, kart, yüklediğin kontör, aldığın telefon, internet, bağladığın elektrik, içtiğin su, yani en ufak bir sakızda bile devlete vergi veriyorsun. Devlet bu vergilerle ayakta duruyor. Hemen şöyle diyor. Oy gönüllü veriliyor ama vergi zorla alınıyor. Ne alakası var? İstersen defolup gidebilirsin ve vergi vermezsin. Eğer iddianda samimiysen bütün bunları bırakıp bir dağa çıkacaksın. Orada yaşayacaksın. Devlete hiçbir katkın olmayacak. Ve böyle düşünen birisi bu devleti terk etmenin yollarını aramalı. Tüm gücünü buna sarf etmeli. Neden? Her vergide destek oluyorsun. Desteğin azı çoğu olmaz. Dolayısıyla bu iddiaları da çürük ve kendileriyle çeliştikleri bir saçmalık.